Cumhuriyet Halk Partili Kader Sevinç 13 yıldır Avrupa Parlamentosu'nda. Artık en başında kurduğu hayallere ulaşmak üzere olduğunu düşünüyor. En başında Türkiye'nin daha hızlı hareket edip Avrupa Birliği'ne daha yakın olacağını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğine daha hazır olacağını düşündük. Ne yazık ki tamamen farklı bir noktaya vardık ama bunu değiştireceğiz. Sevinç, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP'nin Brüksel temsilcisi. Anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana biraz daha zayıf görünmesi demokrasi yanlısı aktivistleri cesaretlendiriyor. Sevinç, CHP'nin en nihayetinde Erdoğan'ı koltuğundan indirip meclisteki çoğunluğu ele geçireceğini umut ediyor. CHP'nin adayı Muharrem İnce, gücü bir kişinin eline veren yasaları değiştirme sözü verdi. Sevinç, CHP'nin insan haklarına saygıyı bir öncelik yapacağını söylüyor ve ona göre Avrupa Birliği üyeliği de Türkiye'nin geleceğinde var olacak. Ne yazık ki Sayın Erdoğan'ın Avrupa'ya nazi demesi ve yurt dışındaki Türkleri Avrupa ve Avrupalı yetkililere karşı bir araç, bir silah gibi kullanmaya çalışması ve bu ülkelerde huzursuzluk yaratması nedeniyle tüm bu insanlar Türkiye konusunda hayal kırıklığına uğradı. Biz Türkiye'yi yeniden bu Avrupa çevrelerinin bir parçası yapacağız. Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan Rebecca Arms da hayal kırıklığına uğrayanlardan. Eleştirel habercilik adına küçük bir medya ve haber kanalı için küçük bir alan kaldı. Siyasi nedenlerle hapsedilmiş binlerce insan var. Muhaliflere karşı büyük bir tasfiye söz konusu. Bu kesinlikle bizim umut ettiğimiz ve çaba gösterdiğimiz demokratik Türkiye değil. Peki ya Erdoğan kazanır ve otoriter yola devam ederse? Avrupa onun kendi yoluna gitmesine izin vermeli mi? Rusya ve İran ile yakınlaşsa bile mi? Düşünce kuruluşu Martins merkezinden Roland Freudenstein muhtemelen diyor. Sorun onu bu yoldan döndürmek için bizim nelerden vazgeçmek zorunda kalacağımız. Bence bu çok fazla olur. Kimliğimizden vazgeçmek zorunda kalırız. O zaman batı olmayı bırakırız ve bunun bedeli de çok yüksek olur. Ama şimdilik Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor ve Kader Sevincin iyimserliği de artıyor. Her gün ofise gelip bu enstitülere bakınca bir gün bu enstitüleri bir Türkün yönettiğini görmek istiyorum. Onun bu hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Türkiye'yi kimin yöneteceğine bağlı.